Yere düştü. Elim, tamam artık, tamam. Arkadaşlar bu sakinleşmiş hali yaklaşık 2 dakikadan beri durmadan gülüyor. Neden güldüğünü söyleyeyim. Anlatayım. Çünkü Lera kaçmak istiyor. Neden kaçmak istiyor Lera? Çünkü arkadaşlar Lera hiç satranç bilmiyor. Elif kadar bilmiyor. Ben sadece at biliyorum. Atı biliyor. sadece atı biliyor. Onun için de Lera kaçmak istiyor. Ben diyor görünmeyeyim bu videoda. Benim hiç bilmediğimi çocuk arkadaşlar bilmesinler. Çok enteresan olmayabilir belki ama çok akıllı bir oyun. Çok aklınızı, stratejinizi, zekanızı, mantığınızı geliştirmek için faydalanabileceğiniz bir oyun satranç. Arkadaşlar geçen sene aslında Elif satranç derslerine gidiyordu. O zaman çok güzeldi. Ama bu sene vakit yok gerçi. Hayır, açılmamış. Bence bunları hepsini böyle koymaya kalksalar sığmazdı. Ama bu sene vakit yok gerçekten diğer derslerinden ötürü. Onun için satranç kaldı. Ama Elif satranç oynamayı çok seviyor. Bir tane satranç takımımız var zaten. Şimdi bunu da şu ahşap olduğu için aldım. Ve fiyatı çok iyiydi. Ben 20 lira yoktu yani. Öyle bir fiyata aldım bunu. 18 liraya mı 19 liraya mı? Ve ahşap gerçekten kaliteli de. Onun için dedim Elif'le de hem bir video yapalım, satranç videosu. Elif çünkü beni sürekli oynayalım diye sıkıştırıyor. Hayır, bu vesileyle belki sen de birazcık öğrenirsin Lera. Sen de birazcık belki öğrenirsin. Önce satranç... Arkadaşlar satranç öğrenin. Muhakkak öğrenin satranç. Gerçekten çok faydalı. Ve çok zevkli de bir oyun. Evet. Yani vaktinizi işte atıyorum oyunlarda, telefonda, tabletinizdeki oyunlarda geçireceğinize bir satranç oynayarak geçirmek çok daha mantıklı. Video izleyerek geçirmekten de mantıklı. Çünkü çok faydalı bir oyun. Hangisi vezir bilemiyorum. Yüksek olan şah, diğeri vezir. Hangisi daha yüksekse o şah. Bence bu şah, bu vezir. Bakayım. Bu şah, bu vezir. Hangisi yüksek babacığım? O, evet, o şah işte. Ne? Yüksek olan şah, evet. Nasıl yerleştirileceğini de söyle arkadaşlara. Kale hangisi? Kaleyi göster arkadaşlara. Kale en köşede. Arkadaşlar bilenleriniz tabii şimdi sıkılacaktır bundan ama yine de bilmeyenler için kaleyi en köşeye koyuyorsunuz. Evet. Böyle. Evet. Düz, böyle. İleri ve sağa sola gidebilir kale. Böyle ve böyle. Başka yere gidemez. Aynen. Başka yere gidemez. At. 1, 2, 3. Kaleyi nereye koyuyoruz? Kaleyi göster. Kaleyi nereye koyuyoruz? İki köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Kaleyi yerleştiriyoruz. At. Onun yanına atları yerleştiriyoruz. At. İki tane atınız var at. Gene. Bunlar atlar. Nasıl gidiyor atlar? Atları at. Da göster. Böyle. 1, 2, 3, 4. Atlar. 1, 2, 3, 4. Atlar. 1, 2, 3, 4. Ama kısaca şöyle anlatabilirsin arkadaşlara. Atlar at. Arkadaşlar L şeklinde gider. Evet. Her yere gider L şeklinde. Yani böyle L şeklinde gider. Şöyle. Yani L yaparak gider. 1, 3 veyahut da 3, 1. Yani istediğiniz 3, 1 bu şekilde atlar gidebilir. Şimdi burada atların bir özelliği var. Atlar başka taşların üzerinden atlayarak da gidebilir. Evet. Ama diğer taşlar başkalarının üzerinden atlayarak gidemez. Atların bir özelliği de o. Fil. Daha sonra filler, değil mi? Fil. Sadece yürüyebilir. Böyle. Bak, bu siyahta da yok. Sadece siyahta gidebilir. Bu beyazda da yok. Sadece beyazda. Ve sadece böyle. Bravo. Aferin sana. Aferin böyle. Sana. Bravo. Evet. Yani fillerin... Şah. Fillerin... Dur bir saniye. Fillerin... Bir... Şah. Sadece gidebilir. Ama dur. Ama arkadaşlar bir şey daha söylemem lazım. Yerleştirme şekli çok önemli arkadaşlar. Önce kaleler, ondan sonra atlar, daha sonra da filleri yerleştiriyorsunuz. Sonra böyle arkaya nasıl istersen alabilir. Fillerin, unutun, kaleler kendi gibi gidebilir. Fillerin şimdi burada özelliği
çapraz gitmesi. Yani ve birisi siyahta birisi beyazda olduğu için yani fillerden bir tanesi sadece beyazlarda, bir tanesi de sadece siyahlarda hareket etmiş oluyor. Vezir kardeşliğinde. Vezir en güçlü o, aslında taşın en güçlü taşınız aslında vezirdir. Evet. Hem çapraz gider hem veya kale şeklinde sola sağa ileriye geriye de gider. Ama yine de vezir de olsa başka taşın üzerinden atlayamaz. Başka taşının üzerinden atlama özelliği sadece kimde var? Atta var. Evet. Atın böyle bir artısı var, özelliği var. Şah sadece arkadaşlar kendi etrafında bir kare gidebilir. Evet. Ama her yere gider kendi etrafında. Hem çapraz hem diklemesine gider, yanlamasına gider. Sadece bir kare gidebilir. Ama oyun şahın üzerine kurulmuştur. Şahını, karşı tarafın şahını aldığınız zaman oyunu kazanırsınız. Evet. Karşı tarafı mat etmiş olursunuz. Piyonlar da evet. Piyon burada, bu piyon bunu böyle yiyebilir. Ama nasıl hareket ettiğini anlatman lazım. Böyle, sadece bir. Şimdi piyonların özelliği sadece arkadaşlar, ilk taşları dizdikten sonra onun önüne komple piyonları diziyorsunuz. Yani onları askerler gibi düşünebilirsiniz. Arkadakiler komutanlarsa önde de piyonlar, askerler vardır. O askerler bir hareket ederler ama nedir? İlk hareketini, yani piyon hiç hareket etmediyse ilk defa hareket ederken iki kare birden hareket edebilir. Evet. Onu önemli o. Veyahut da orada tercih size kalmış. İsterseniz bir de başlayabilirsiniz. İsterseniz iki de başlayabilirsiniz. Ama daha sonrasında her zaman bir gider. Evet. Ve sadece ileri gider. Geri gitmez, çapraz gitmez, yana gitmez. Sadece ileriye gider. Ama karşısında bir piyon varsa bunu yiyemez ileriye gitse de. Evet. Ama onu yiyebilmesi için çaprazında olması lazım. Yani piyonların özelliği de çaprazına hareket edememesine rağmen ancak çaprazınında ki karşı tarafın taşını yiyebilir. Piyonların da özelliği budur. Ve piyonlar gidebilirler buraya. O zaman sen kazanmazsın. O zaman vezir olur onlar. Evet. O zaman vezir olur. Yani siz kendi piyonlarınızı karşı tarafın şu komutanlarının olduğu sıraya diyeyim ben size. O sıraya getirdiğiniz zaman o piyonunuz artık vezir olma özelliğine sahip olur. Vezirin özelliklerine, vezirin haklarına sahip olmuş olur. Abi, bu da çok önemli çünkü hep de karıştırılan bir şey. Yani vezir kendi renginde koyacaksın. Şimdi diğerlerinin hepsinin yerlerini biliyorsun, neyin nereye koyacağını öğrenmek kolay. Ama şahla vezirde de arkadaşlar yani şu şah, büyük olan şahtır, şu vezir. Veziri her zaman kendi rengine koyacaksın. Yani siyah vezir siyahta, şahta beyaza kalıyor o zaman. Yani seninkinde de nedir? Aynen beyazda. Öyle. Beyazda. Yani beyaz vezir beyazda olacak. Beyazlar birinci başlıyor. Kim birinci başlıyor? Beyazlar. Beyaz birinci başlıyor ama tabii beyazı da seçerken ne yapıyorsun arkadaşınla? Seçiyorsun hayır, ya. Hayır, bu niye? Doğru değil. Beyaz birinci. Tamam da niye beyaz Elif oluyor? Ben beyaz istiyorum olmak. Bunu seçiyoruz. Bunu. Bak sana siyah çıktı. Tamam, gördüğün gibi. Tamam olur mu öyle şey canım? İyi tamam hadi bir daha yapalım. Tamam bir daha yapalım. Bu sefer affetmem. Yani elimi takip ederek bulamazsın. Hiç boşuna uğraşma. Kesinlikle karıştıracaksın. Evet. Hayır. Bildiniz, nasıl bildiniz ya? Tamam. İyi tamam kabul tamam. Zaten kabul edecektim. Kabul ediyoruz. Hadi baba beraber sen. Tamam. Arkadaşlar yani aslında tabii satranç bir spor aslında ve yani öğretilebilecek bir şey hemen böyle bir iki tane derste 15-20 dakikalık bir saatlik bir videoda anlatmak öğretmek çok zor. Satrancı sürekli oynamanız, sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. Ben satrançta çok kötüyümdür yani hiç iyi değilimdir ama yine de çok severim. Yeniliyoruz ama yenildikçe de daha da çok seviyoruz. Bir saniye. Hayır olmaz.
Şaka yapıyorsun. Tamam, o zaman. Bir saniye. Şimdi sen niye oynuyorsun? Elif başlıyor şimdi. Evet. Şimdi amaç arkadaşlar nedir? Şahı almak. Elif'in şahını almak. Elif de benim şahımı almaya çalışacak. Hareketlerimizde de mesela Elif şu anda piyonu iki tane hareket ederek başladı. Ben de kendi piyonumu tercihim iki tane hareket ettirdim. İstersen tek de başlayabilirdim. Ama bundan sonra piyon bir daha iki hareket edemez. Hep tek tek hareket edecek. At gördüğünüz gibi at L şeklinde gitti. Böyle geldi ve böyle gitti. Şimdi karşı taraftaki taşların neleri tehdit ettiğini sürekli kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Sürekli onu göz altında tutmanız lazım. Mesela ben bakın ben ne yapabilirim mesela şu anda? Ben başka bir şey yapabilirim. Çok güzel benim için. Senin için çok güzel bir şey. Ben mesela bir tane piyon hareket ettirdim. Böyle bir tercihte bulundum. Tek hareket ettirdim onu. Yani normalde bu piyonu ben iki de hareket ettirebilirdim. Ama tek hareket ettirmeyi tercih ettim. Şahta mesela acemi matı vardır arkadaşlar. Acemi matı yapılabilir. Ama ben bilmiyorum mesela onu. Ve bana da sürekli yaparlar onu. Oynadığım zaman iyi bilen birisiyle oynadığımda. Bakın böyle ne yaptı? Böyle geldi. Şu anda Elif'in bu atı L şeklinde gittiği zaman şunları mesela tehdit ediyor. Bakın bunu alabilir. Bu piyonu alabilir. Bu piyonu alabilir. Ama bu piyonu aldığı zaman ne yapar? Ben bu kalemle o zaman onun atını alırım. Onun daha kıymetli bir şeyini almış olurum. Eğer bu piyonu alırsa ben şahımla gene onun atını alırım. Daha kıymetli bir şeyini almış olurum. Yani benim için aslında bu tehdit değil. Ama istersem şimdi onun o atını çekmesi için piyonumu ileriye götürerek o atını götürmesini sağlayabilirim. Ya da belki de onun başka bir düşüncesi vardır. İşte Elif'in ne düşündüğünü, ne planladığını benim de kafamda plan yapmam lazım. Ama ben mesela bakın size nasıl şah çekilir onu anlatayım, onu göstermiş olayım. Az önce bu piyonu buraya aldım. Vezirimin önünü açmış oldum. Vezirimin önünü açtığım için şöyle mesela veziri buraya getiriyorum. Veziri buraya getirdiğim zaman bir saniye arkadaşlara göstereyim Elif. Elif'e şah diyorum. Ne demek oluyor şah? Benim bu getirdiğim piyon şey taşım Elif'in bu şahını tehdit ediyor demektir. Elif şu anda ya o şahın önünü kapatmak zorundadır ya benim bu taşımı almak zorundadır veyahut da o şahını kaçırmak zorundadır. Elif'in yapabileceği şeyler bunlar. Yoksa Elif oyunu kaybedecek. Bu eli kaybetmiş olacak. Şu anda ben Elif'e şah dedim. Elif'in eğer yapabileceği hiçbir şey yoksa Elif'e ben şah mat derim. Yani Elif'i mat etmiş olurum. Oyunu kazanmış olurum. Satranç böyle bir oyun. Evet. Şimdi ne yaptı Elif? Bu atı oynayarak benim önümü kapatmış oldu. Vezirin önünü kapatmış oldu. Benim de bir seçeneğim var. Ne yapabilirim ben de şu anda mesela? Yemek. Evet. Onu yiyebilirim istersem. Veyahut da daha farklı bir şekilde onu ben gene tehdit edebilirim. Ne yapabilirim mesela? Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Bir şeyler yapabileceğiz şimdi. Bakacağız bakalım ne yapabiliyoruz. Ben de mesela Elif'in bu atına göz koyayım. Elif'in biraz da böylece ne oluyor? Kafasını da karıştırmış oluyorum. Dikkatini buradan dağıtmış oluyorum. Elif'in dikkati mesela buraya dağılıyor. Atını buradan almazsa atını ne yapacağım ben? Bu piyonla Elif'in atını yiyeceğim. Ve onun kıymetli bir taşını almış olacağım. Çünkü at kıymetli bir taş. Piyondan daha kıymetli bir taş en azından. Evet şimdi Elif düşünüyor. Tabii bunu normalde oynadıkları zaman arkadaşlar süreli de oynuyorlar. Kum saatiyle oynuyorlar. Elif bakın atını geri aldı. Mesela bir tane boşa bir hamle geçirmiş oldu orada. Atını çekmeye karar verdi. Bence de doğru yaptı. Bir saniye ben. Sana ne oluyor? Hayır canım. Hayır sen Elif'le beraber oyna. Yok hayır, öyle. Hayır sen Elif. Ya lütfen Lera. Olur mu canım öyle şey? Niye? Olur mu öyle şey? Lera. Lera. Hayır ya lütfen ama lütfen. Bozma oyunu ya. Ne olursun koy oraya. Anladım. Koyar mısın onu oraya?
Şimdi bir Lera lütfen. Ben mesela şu anda hamle üstünlüğü bende gibi arkadaşlar. Çünkü ben önden gidiyorum gibi. O piyonu mesela öne aldım. Şimdi Elif ne yapabilir mesela Elif? Atını şimdi yiyemem ama atını ileride yiyebilirim, evet. Ya yani bundan sonraki hamlem benim bu piyonu almakla nedir? Bir ileriye daha aldığım zaman Elif'in atını tehdit etmiş olacağım. O atı almış olacağım. Evet Elif, bak mesela çok güzel bir hareket yaptı Elif onu yapmakla. Neden? Çünkü benim bu piyonumun önünü kesti bir. Artı benim bir piyonla, yani en aslında en kıymetsiz taşla benim en kıymetli taşımı ne yaptı? Tehdit etmiş oldu. Ben bu taşı şu anda buradan kaçırmak zorundayım. Veyahut da bunu yemek zorundayım. Ben bunu yiyebilir miyim? Yerim. Neden? Çünkü atın bunu yeme şansı yok. Başka bir şeyle de yeme şansı yok. Şimdi düşünüyorum ben de. Evet. Ben bakın şu anda Elif'in bu piyonunu yedim. Vezirimi buraya aldım. At öyle. At öyle olamaz. At ne yapar? Neden ama? At L şeklinde gider. Yani 1'e 3. Bir de buraya gelir. Yani orası değil yani. O şekilde değil. Buraya gelebilirsin işte. Onu alamazsın. Onu nasıl? Elif unuttun mu yani o kadar? Sen bunları hep biliyordun. At gittiği yerdeki taşı yer. Üzerinden geçtiği taşı yemez. Gittiği yerdeki taşı yer. Ama Elif bunu, bu atı buradan alamaz. Neden alamaz? Çünkü arkasında şah var. O zaman oyunu kaybetmiş olur. Şimdi mesela sen onu buraya oynadığın zaman bana iki tane seçenek bırakıyorsun. Bak ben neler yapabilirim. Yani sen şu anda aslında oyunda çok yanlış bir hamle yaptın. Bunu sen buraya yaptığın zaman ne yapıyorsun? Bunu tehdit ediyorsun değil mi? Ama düşüneceksin, ben ne yapacağım o zaman? Bunu yiyebilirim. Evet, bunu yiyebilirim bir. Artı istersen bunu yiyebilirim iki ve sana şah derim. Bak şimdi. Bunu yiyebilirim iki ve sana şah derim. Sen şimdi o zaman benim önümü kapatmak zorunda kalırsın vezirle. Ben ne yaparım o zaman? Giderim senin kaleni yerim. Gene sana şah yaparım. Yani sen burada çok şey kaybetmiş oluyorsun bunu yapmakla. Tamam. Hayır, getir artık. Hayır, arkadaşlara gösteriyoruz şu anda. Hayır, gösteriyoruz. Atı koyuyoruz. Sen fili koy buraya. Hayır. Yani çok, ne kadar yanlış bir hamle yaptığını gösteriyoruz arkadaşlara. Tamam, şimdi ben düşüneyim bakalım. Başka. Lera ya lütfen. Hadi başka. Bam bam. Tamam. Ama bir şeyler düşünmen lazım ama. Sen şimdi hiçbir ileriye dönük bir şey düşünmeden hamle yapıyorsun. Öyle de bir sonuca varamazsın. Lera lütfen ya. Ne yapıyorsun ya? Tamam, o zaman. Lera lütfen ama ya. Böyle şey mi olur canım? Arkadaşlara gösteriyoruz. Oyunu anlatıyoruz arkadaşlara. Demin senin hamlen çok güzeldi. Bak orada ben çok güzel şeyler gösterebilecektim. Çok güzel bir hamleydi o. Dur bir saniye. Tamam bir saniye. Şah. Şah. Evet, ben şimdi sana mesela bir daha şah dedim. Arkadaşlar niye bunu diyebildim şimdi yeniden bu şahı? Çünkü beni tehdit eden başka bir şey yok. Daha önce burada piyon vardı. Onun için bu atı yiyemiyordum. Ama şimdi bu piyon buradan Elif buraya hareket ettirdiği için bu piyonu kurtardım. Şimdi bu atını yiyebildim. Şimdi Elif'e şah dedim. Elif'in iki tane, üç tane seçeneği var. Ya önümü kapatacak, ya vezirimi yiyecek veyahut da şahını kaçacak. Yapması gereken bunlardan birisi. Ama piyon geriye hareket etmezdi değil mi? Değil mi? Sen bayağı unutmuşsun demek ki. Sana yeniden satranç derslerine başlaman lazım senin. Şimdi senin yapman gereken şey benim önümü kapatmak veya benim vezirimi yemek veyahut da kaçmak. Önümü kapatmak galiba en doğru tercih olacak Elif. Anneyle. Hayır, anneyle önümü kapatacaksın. Fille kapatacaksın. Çünkü evet. Çünkü önümü fille kapatabilirsin veya kaçabilirsin. Şimdi eğer kaçarsan, bak ben sana anlatayım. Kaçarsan şahını, ben bu sefer senin kaleni yerim. Tamam mı? Ondan sonra buradan piyonunu yerim. Böyle hareket ederim. Sen buradan vezirini götürürsen filini de yerim. Anladın mı? Kaçarsan şahını. Şahını kaçmaz, vezirle tehdit edersen o zaman ben vezirimi götürürüm, kaleni yerim gene senin. Anladın mı?
Yani senin tek tercihin, şansın fille benim önümü kapatmak. Evet, fille önümü kapatacaksın. Getireceksin fili. Evet, getir. Buraya. Hayır, buraya. E şah dedim ya sana. Ben şimdi senin şahını alacaktım. Şimdi alamayacağım. Neden? Fil var. Eğer ben senin filini yersem sen benim vezirimi yersin. Şimdi ben senin kaleni yersem sen benim bu sefer vezirimi yersin. Onun için ben senin kaleni de yiyemem artık. Anladın mı? Benim yani buradan kaçmam lazım şu anda. Senin atını aldım ama artık ben gitmek zorundayım. Çünkü gitmezsem sen benim bu sefer vezirimi namnam yapacaksın. Ve buraya da kaçamıyorum artık. Çünkü sen fille beni tehdit ediyorsun. Şöyle gelebilirim ben ve burada bekleyebilirim. Evet. Nasıl olur? Sen burada, sonra burada. Hayır, vezir gider öyle. Vezir çapraz da gider, evet. Bu. Hayır, öyle değil, böyle. Vezir böyle gelir. Evet. Şimdi sıra sende. Ne yapayım ki sana? Şimdi ama sen işte hep Şah ben sen hep şeyde bak. kalıyorsun Elif. Defansta kalıyorsun. Sen hiç hareket etmiyorsun. Sen de beni tehdit etmeye başlaman lazım aslında. Belki beni tehdit edersen işte düşüneceksin onu. Nasıl? Fili kaçırırsın sen, sonra buraya gelirsin gelsin. Yani işte bir şeyler yapman lazım. Seni düşünmen lazım. Buraya gelirsin sen, no, filini yersin, ben seni yemem, sahteyiz. Arkadaşlar satranç böyle. Yani bu oyun birkaç saatte sürebilir. Birkaç saatte sürebilir. Yani uzun uzadıya da oynayabiliriz. Ben size aslında sadece satrancın dizilişini, asıl mantığını, ana mantığını size göstermek istedim. Ama oyuna da başladık, oyun da devam ediyor. Ben size burada bay bay demek istiyorum. Şu anda mesela oyunu yarıda bırakırsanız kazanan ben olacağım. Çünkü ben Elif'in iki tane taşını yedim, fazladan taşını yedim. Elif daha benim hiç taşımı yiyemedi. Normalde yedikleri taşlar sayılır. Bunların normalde puanları da vardır. O puanlara göre gidilir. Ama biz normalde oyunu bırakmıyoruz. Daha devam edeceğiz. Ama bu oyun 2 saat de sürebilir. 2 saat video yapmayacağım ben size. Satrancı öğrenin arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer okullarınızda satranç dersleri, satranç grupları varsa onlara katılın. Çok faydalı satranç. Strateji mantığınızı geliştirir. Zekanızı geliştirir. Her açıdan faydalı. Bir zeka sporu diyebiliriz aslında satranca. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve ben satrançta Elif'in çok zayıfladığını da gördüm. Yeniden Elif'in satranç dersleri alması lazım. Şimdi bay bay yapalım arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Satranç çok ucuz arkadaşlar. Her yerde var. Bizim diğer satranç takımımız 9 liraydı. Şoktan almıştık. Hani bu çanta içinde olanlar. Bu ahşaplı falan olduğu için bu yaklaşık 15-20 lira gibi bir şeydi. Bunu internetten aldım. Ama böyle bu şekilde değişik fiyatları alabilirsiniz. Yani 8-10 liraya da satranç sahibi olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Görüşürüz.